Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Grip olduktan sonra grip aşısı yapabiliyoruz mu yoksa grip geçtikten sonra mı yapabiliyoruz? Şimdi grip olduktan sonra aşı yaptırabilirsiniz. Bir sakıncası yok ama enfeksiyonu zaten geçirdiyseniz evet. Aşı yaptırmanızın da Arslan Bey çok anlamı kalmıyor. Çünkü zaten vücut o mikrobu aldığı için ona karşı bir bağışıklık yani enfeksiyon geçtikten sonra kazanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla üzerine tekrar bir aşı yaptırmanın çok anlamı kalmıyor. Önemli olan burada hastalığa yakalanmadan önce aşıyı yaptırmak. Ama yaptırırsanız da bir sakıncası yok. Anladım. Peki bu bahar ayında mı yapmamız lazım yoksa... Sonbahara girerken, Eylül-Ekim ayları gibi. Eylül-Ekim ayları. Evet. Peki, teşekkür ettim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buradan hocam vurgulasak daha yerinde olur gibi geliyor. Eylül-Ekim bahar aylarında daha etkili olduğunu siz dile getiriyorsunuz. Evet, yani enfeksiyon salgını başlamadan. Evet. Çünkü sonbahar itibariyle bu salgınlar genelde başlıyor. Kışa doğru etkisini arttırıyor. Sonra ilkbaharın gelmesiyle zaten kendiliğinden kayboluyor. Virüs etkisini kaybettiği için. Dolayısıyla kişiler hastalanmadan bu mevsim eğer daha yakalanmadılarsa aşı yaptırmaları uygundur. Evet. Yine Almanya'ya sevgiler gönderelim. Yine yönetmenim uyarıyor. İhsan Çağırgan sorusunu rejiye bırakmış. Aşının ömrü ne kadardır diye bizlere sorusunu yöneltmiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aşı... En çok salgın, şimdi bu mikrop virüsler her yıl kendini değiştiriyor. Evet. Bir proteinini değiştiriyor, bir yapısını değiştiriyor ve her yıl yeni bir mikrop karşımıza çıkıyor ve salgını o başlatıyor genelde. Dolayısıyla bu aşılar da en yaygın olan virüse karşı geliştiriliyor Sağlık Bakanlığı tarafından. Dolayısıyla o aşı o yılki mikroba karşı koruyucu oluyor ama bir sonraki yıl etkinliğini kaybediyor. Bir yıl yani sonra tekrar o sene için hazırlanan aşıyla tekrar aşı yaptırmaları gerekiyor. Fayda evet. Var. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.